Evet arkadaşlar, bir dairede alan sorusu ve basit bir soru. Soruyu okuduysanız şuradaki çeyrek dairede şu iki tane dikdörtgeni çıkartıyor ve şu üç parça kalıyor. Ve diyor ki ikinci şekildeki parçanın alanı ne kadardır? Yani şunun üçünün toplamını soruyor. Bu bölge zaten burası. Bu bölge burası. Bu bölge de burası. Yani ikinci şekildeki bölgenin alanı derken şunun üçünün toplamını soruyor. Arkadaşlar bizim şunun üçünün toplamını bulabilmemiz için çeyrek dairenin alanından şu iki dikdörtgenin alanını çıkarmamız lazım. Tabii dikdörtgenlerin alanlarını bulabilmek için de dikdörtgenlerin kısa kenarları belli, uzun kenarını bulacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Çemberin yarıçapını kullanacağız. Çemberimizin yarıçapı kaç? 15, 16, 9 daha 25. Şimdi önce O ile C'yi birleştireceğiz. Bu yarıçap ve 25. OBC dik üçgeninde bakın 7, 24, 25 üçgeni var. Çünkü hipotenüs 25, şu dik kenar 24, o zaman burası 7. 7, 24, 25. Şimdi benzer bir işlemi arkadaşlar, şurası da karşıdan 15 birim. Şu uzun kenarı bulmak için yapacağız. Onun için de E'yi O'ya birleştireceğiz. EO da yarıçap ve 25'tir. Burası dik. Bakın şuradaki dik üçgende de arkadaşlar 15, 20, 25 üçgeni var. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Şimdi önce çeyrek dairemizin bir alanını bulalım. Dairemizin yarıçapı 25. Pi 25'in karesi bölü 4. Çeyrek daire olduğu için 4'e böldük. Pire kare bölü 4. Tam dairenin alanı pire kare, çeyrek olduğu için 4'e böldük. Pire kare bölü 4. Neyi çıkartacağız arkadaşlar? Şunun üçüne ulaşabilmek için şu iki dikdörtgeni çıkaracağız. Dikdörtgenlerimizden birinin alanı 9 çarpı 7. Diğeri de arkadaşlar 15 çarpı 20. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Buradan da işlemi yapacak olursak 625 pi bölü 4 eksi 363 daha 363. O zaman cevabımız arkadaşlar denizdi.